Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda iki eski öğrencim var. Berat ve Enes. Bir kendilerini tanıyalım sonra başlayalım Enes. Senden başlayalım ya. Nedir ne değildir, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne zaman mezun oldun, nerede okuyorsun, ne okuyorsun? Bunları söyle bize. Ben 2 sene önce mezun oldum. Şu anda Bezmiala Vakıf Üniversitesi 1. sınıf tıp fakültesi öğrencisi. BVÜ. Aynen BVÜ. Geçen sene hazırlık okuduk işte hocam. Bu sene 1. sınıfa başladık. Tıp da okuyorsun. Aynen tıp. Süper. Doktor olacak. Ben Berat. Eşkıyan Dosyası'ndan mezun oldum. Aynı dönem mezunuyuz. Hazırlık okudum ben de. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. Ben de 1. sınıfım. BVÜ'desin sen de. BVÜ. Nasıl, üniversiteden memnun musunuz? Memnunuz hocam, şu an güzel gidiyor. Tavsiye eder misin? Bezim alemi tavsiye. Yani şöyle tavsiye eder misin? Sallıyorum, adam çapayı kazandı. Bezim aleme geldiler misin? Gel derim, çünkü kendim de kazansaydım eğer, çapayı kazanacak puanı yapsaydım yine bezim aleme giderdim. Ne farkı var ki? Yani özel üniversite olmasının getirdiği bir avantaj mı bu, yoksa gerçekten öğretim kalitesi çok daha iyi falan? Yani özel üniversite olmasının çok avantajları var bence çapaya veya da diğer devlet üniversitelerine göre. Yani öğrenci sayısının daha az olması sınıflarda, laboratuvar derslerinin daha kaliteli geçmesini sağlıyor. Sınıflarda da zaten teorik derslerde de öğrenci sayısının az olması daha verimli yapıyor. 300 kişi şey. Yerine. Aynen. Kaç 300 kişi yerine. Bizim sınıfımız 140 kişi ama bizim sınıfımız da bezim alem normalinin biraz üstünde yani. Bizim bir üst dönemimiz 100 kişi şu an. Neden tıp? Yani neden mizah Cem Bey? Biz lisedeyken üniversiteyle gezdiğimizde falan diyorlardı tıpa gelmeyin falan. Ya biz diyorduk ki yani ne kadar zor olabilir. O kadar zor olabilir. Bayağı zormuş yani, hiç de öyle kolay değilmiş. Ben kimseye tıp oku demem yani. Ya, ama gerçekten şey. İsteyen biri için bu zahmete, bu emeğe değecek bir bölüm bence. Sana değecek mi? Değer inşallah. Umuyoruz yani. Sen anlat ya. Şimdi ben aynı dedim ki işte tıp seçeyim. Benim puanım tıpa da yetiyordu. Dedim ki ne yapacağız falan, tıp seçsek mi? Ailem sürekli tıp seçmemi istiyordu. Ben dedim ki ben tıp okuyamam. Çok büyük bir müfredat yoğunluğu var zaten. Ondan sonra uzmanlığı var, profesörlüğü var falan. Dedim herhalde 40-45 yaşına kadar okumak da istemediğim için. Ama sağlıktan da ayrılmamak için diş hekimliği seçtim. Evet. Ama diş hekimliği daha kolay gibi geliyordu. Yani tıptan daha kolaydır yine ama o da çok zor. Yani sağlık bilimi. Ciddi anlamda zaten mükemmel bir teorik yoğunluk var. Evet. Bir de bunun üstüne pratikler ekleniyor, laboratuvarlar ekleniyor. Evet. Sürekli bir ödevlerimiz oluyor, teslimlerimiz oluyor. Onların ayrı bir sınavları oluyor. Onların hepsinin bir stresi oluyor. Yani tıp kadar zor diyemem ama diş hekimliği de okunması en zor fakültelerden bir tanesi. Diş hekimliğini seçmeyin der misin, yoksa gelin kardeşim burada hayat var mıdır? Diş hekimliğinin öğrencisinde hayat yok ya. Öğrencide yok. Hocam sağlıkta hayat yok. Sağlıkta hayat özellikle yok. Üst şeylerde, tıpta, dişte yok. Ben şeye çok şaşırmıştım. Üniversitedeyiz. Böyle hani lisede bize üniversiteleri anlatıyorlar falan. Evet. İşte şöyle etkinlikler oluyor, şöyle böyle falan. Şimdi okulda böyle boş okul. Enes hatta beraber böyle geziyoruz falan. O kütüphane, insanların ders çalıştığı yere bir gittim full. Hani daha yeni. Yani her yer boş ama kütüphane dolu. Orta bahçe, çim, ağaç. Yani normal okullarda orada öğrenciler uzanıyor falan. Bizim okulda orta bahçeye gezerseniz çok fazla insan yok zaten. Genelde insanlar koridorlarda ders çalışıyorlar, kütüphanede ders çalışıyorlar, boş zamanlarını ders çalışıyorlar, geçiriyorlar, mecburlar. Ancak ciddi anlamda kurtarıyorlar yani. Hmm. Çünkü müfredat yoğunluğu çok fazla. Hani sürekli tekrar atmamız gerekiyor sınavlara kadar. Hani sınav haftasında bırakalım, sınav haftası çalışalım şansımız çok olmuyor. Hani ben denedim, olmuyor gerçekten. Tecrübesizliğimize denk geldi. Kaç tane bütü var? Benim 3 tane bütü var. Olmuyormuş. Olmadı yani. Süper süper. Bezmialem Üniversitesi şöyle güzeldir, böyle iyidir, böyle avantajları vardır diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani biraz da üniversite tanıtalım arkadaşlar. Ben fakültem açısından söyleyeyim. Bir şekilde fakültesinde Bezmialem Üniversitesi'nin en büyük avantajlarından bir tanesi bence asistanlarımız. Evet. Asistanlarımızla çok yakın iletişim kurabiliyoruz. Evet. Zaten bizim öğrenci kulübümüzde de asistanlarımızı sürekli ağırlıyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Çünkü asistanın şöyle bir önemi var. 2 sene önce öğrenciydi. Hani o aşması gereken en önemli yolu aştı. Ve hala bizim gibi düşünebiliyor. Bizim ne yapabileceğimizi söyleyebiliyor. Senin jenerasyona daha yakın. Ve sisteme yardım ediyorlar. Aynı kafa oldu yani. Ve sisteme yakın. En önemlisi mesela hocalarımız daha geçmişten geliyorlar. Ama günümüzde meslek de değişti. Onlar sistemi çok iyi biliyorlar. Mesela bizde DUS geleli çok az bir süre oldu. Bizim evet. Hocalarımız DUS olmadan uzman oldular ama şimdi asistanlarımız DUS sınavıyla uzmanlık okuyorlar. Hani bu yüzden bize verdikleri şeyler önemli. Ve özellikle labda çok yardım ediyorlar. Protez asistanlarımız. Ne kadar yardım ediyorlar şimdi. Yani onlar mı yapıyorlar işi yoksa? Yok, onlar yapmıyorlar. Yani ya zaten şöyle yap kardeşim ya, sen niye böyle yapıyorsun falan mı? Onun yardım ne oradaki yok, yardım. Şimdi ya. Şöyle zaten bizim bir asistanımız var. Çok seviyorum kendisini. Normal asla ödev beğenmezler. En iyi işi yaptığınızı gösterin. Mesela ben gösterdim. Bana çöpe attı mesela ama sonra onu teslim ettim, ödev geçti. Yani geçmene yardımcı oluyor yani. Ya geçmeme yardım. Asistan gibi tekne olarak yani. Tekne var yani. Olmadan olmuyor. Olmak zorunda ya. Onlar hemen her yerde olur. Ama devlet üniversitesi
üniversitelerinde daha az olur ama hemen hemen tamam. Her yerde olur yani. Şu süper. Var ama hocayla köprü oluyorlar aramızda. Bu çok önemli bir şey bence. Yani asistanlar sizin üniversitede daha aktif yani. Çok aktif. Anladığım yani, kadarıyla öyle yani. Seni söyleyebileceğim bir şey. Bezmi alemde ne var mesela seni cezbeden? Bezmi alemde beni cezbeden en çok ne var hocam? Kampüsü benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle sağlık üniversitelerinin çoğu eski ya da devlet üniversitelerimiz çoğu eski mesela şu an Çapa'dır, Hacettepe'dir ya da diğer devlet üniversiteleri ama. Çapa, Hacettepe, Cerrahpaşa bunlar uç örnekler ama yani. Evet. Neredeyse kapandı, kapanacak iflasın eşiğinde üniversiteler şimdi. Oraları geçtikten sonra ama en iyi üniversitelerden de bahsediyorsun. Bir uni falan da sayabilirsin. Tabii diğer çok yani çoğu yok, özel üniversite de kampüs olarak yani çok iyi değiller ama mesela Bezmi Alem'e ben ilk gittiğimde gezmek için kampüsü çok hoşuma gitmişti. Okula başladığımda da mesela tıpa başladığımda da hocalarla iletişimimiz, hocaların verdiği eğitim, derslerin kalitesi benim çok hoşuma gidiyor yani. Süper. Ki hastane avantajımız da var hocam. Şimdi biraz daha dinleyenlere yaklaştıralım sizi. Sen tıp kazandın, sen diş hekimliği kazandın. Bu belli bir sınav performansı gerektiriyor. Belli bir çalışma gerektiriyor. Ne gerektiriyorsa. Hepsini gerektiriyor. Evet. Son sınıfım yani. 9-10-11'de nasıldın? 12. sınıfa geçerken ne yaptın da burayı kazandın? Ne dersin yani? Sıfır burslu 20 bine kadar gidiyor. Gerçi 20. Bezmi Alem'de sıfır burs kalktı artık. Herkes 125 burs. Sıfır bursu salla. Tam burslulardan konuşalım. Tam burs 3000. 3000. İlk 3000'e girmek için, ilk 5000'e girmek için dediğim gibi. Evet. Ne yapman lazım? O çalışmanın nasıl olması lazım? Hocam ben en başından anlatayım lise hayatımı. Hikayeni istiyorum yani. Aynen anladım hocam. Ben özel bir lisede okudum. Evet. 9. sınıfta da ilk başlarımda direkt olimpiyata teşvik ettiler bizi sınıf olarak. Özel bir sınıftı zaten seviye evet. olarak. Kimya olimpiyatı yaptım. Ama sınavı geçemedim o ayrı ama bir sene boyunca kimya, bütün lise kimyasını öğrendik. Yok ilk aşamaya geçemedim. 30 net yaptım, baraj 40'tı. 50 soru vardı, 2,5 saat sınavdı hocam. Ne kolay değil gibi. 30 nette iyiydi yani. Yok, ben kendim de matematik olimpiyatlarına girdiğim için. Yani ilk aşama gene az çok hani geçilebilitesi var ama ikinci aşamada yani. Bayağı insan patlamışlığı var. Hocam gibi. Aynen öyle. Barajı geçen arkadaşımız Türkiye birincisi oldu zaten. Madalyası falan oldu yani. Siz de tanıyorsunuz hocam evet. zaten Erkan'ı yani. Evet. 10. sınıfım daha böyle biraz boş geçti çünkü lisenin zaten en boş senesi 10. sınıfta. 9'da yine biraz alışma evresi falan. Aynen falan. Yani liseye geldik. 10'da üniversite sınavı da yakın değil. En azından biraz daha kafanız rahat oluyor. 11'den itibaren okulun da yaptığı programda böyle üniversite sınavına artık çalışmaya hafifçe başlıyorsunuz yavaştan. Dershaneye yazılıyorsunuz falan filan. 11. sınıfta hafif böyle konuları bitiriyorsunuz ama evet. 11. sınıf bittikten sonra yazın artık o üniversite sınavı stresi başlıyor. O yazda ben işte bir dershanenin yaz kursuna gitmiştim öyle 2-3 ay yine eğitim almıştım. 12. sınıfta da okulda direkt tempo full tempo başladık. Zaten evim Avcılar'daydı, okulum yeni Bosna'daydı. Servise gidip gelme imkanım varken bile ben yurda yazıldım okula ki böyle oradan zaman kaybetmeyeyim, ders çalışayım falan filan diye. Bütün günümüz okulda ve dershanede geçiyordu 12. sınıfta. Full çalıştık diyorsun. Full çalıştık. Başka hiçbir şey yapmadık yani. Lanet gelsin 12. Kurtarmaz hocam insan yani. Hayatta kurtarmaz. Ne yaptın mesela? Yazın 3 ay dershaneye gittim dedin ya. Evet. Neden gittin dershaneye? Ne bitirdin orada? Şimdi sizin zamanınızda YGS, LYS vardı. Aynen, şimdi aynı sistemde TYT, AYT var. O yüzden yakın sistemler olduğu için sorabilirim yani. Yazın çalışmanın bana şöyle bir faydası oldu. En azından 9, 10, 11 konularını tekrardan bir gözden geçirme şansı elde ettim ki 12. sınıfta hiç bilmeyerek bir konuya başlamak istemedim yani. Güzel. Onların hepsini bir kere gözden geçirince 12. sınıfta konuları tekrardan çalışmak daha kolay oldu benim için. Rahatlattı yani. Aynen, rahatlattı kafa olarak. Aynen öyle. YGS'de o zaman 160 soru var. Evet. 12. sınıfın başında kaç net yapıyordun? Kaça kadar çıktı bu? Ya benim yazım son 1-2 ayı LYS çalışmakla geçtiği için YGS'ye ben 120 netle falan başladım. Evet. Ama tabii zaten o çevreden sonra 1-2 ayını YGS'ye ağırlık verdikçe 120, 130, 140 öyle yükseldi ama başlangıcım 120 netti yani. Evet. YGS'de ne yaptın? 100. YGS'de netimi direkt hatırlamıyorum hocam. 130-135 net falan değerlendi. Türkçe 2 yanlıştı. Sosyal 6 yanlış, 2 boş. Matematik 6 yanlıştı benim matematik tabii sıkıntıydı. Geliyorum. Ben 2 yanlıştı. İyi, gayet iyi yapmışsın. Evet. LYS çalıştın yani sen 12. sınıfta. Daha çok LYS'ye ağırlık verdin. Tabii YGS'ye kadar YGS, LYS karışık gidiyorsunuz. YGS'ye 1-2 ay kal artık direkt YGS oluyor. Evet, YGS sınavı geçtikten sonra da 3 ay boyunca direkt LYS çalışıyorsunuz zaten. Çalışma düzenin nasıldı? Yani haftalık bir düzenin var mıydı? İşte biri sana bir program yapıyor muydu? İşte sen disiplinli, iradeli bir insan mıydın? Yoksa biri dürtükleyince mi çalışıyordun? Yok, ben kendi hırsım vardı içinde, hedefim de olduğu için iradeli bir şekilde çalışıyordum ama kendi programını yapmakta biraz zorlanıyordum ben en başlarda. İlk 1-2 ayım öyle geçti okulda. Ondan sonra da zaten baktım %100 verimli olmuyor bu iş. Destek de aldım tabii ki de yani koçluk aldım. Hocam bana kendi yararını haftalık programını yaptı. Tabii de çok yararını gördüm.
En azından kafanızda neye çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Zaten o programı size eksiklerinize göre veriyorlar. Siz de o program üzerinden dersinizi çalışıp netlerinizin yükseldiğini görüyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Şimdi hocam ben Enes kadar böyle parıltılı bir öğrenci hayatım hiç olmadı. Çünkü ben hep şeye inandım mesela. Biz SBS çalışırken lisede rahatlayacaksınız. Siz bayağı yani. Önceden de arkadaşsınız değil mi? Kaç senedir arkadaşsınız? Yok, biz 12. sınıfta tanıştık. Ha, yeni tanıştık. Sınav senesi tanıştık. Aynı derslerdeydik. Ben 8. sınıfta SBS zaten dikkat dağınıklığı olan bir öğrenciydim. Kolay ders çalışamıyordum. Bana hep dediler ki çalış lisede rahatlarsın. Mesela ben bunlara hep inandım. 9-10'da komple saldım dersi. Çok güzel. Futbol falan oynamaya başladım. Bıraktım dersi. Ama şey vardı. Lisede matematik hocamı çok severdim. Hala çok seviyorum. Onun dersine çok çalışırdım. Çünkü düşük alınca küsüyordu, konuşmuyordu. Ben de küsünü istemiyordum. Güzel. Onun dersine çok iyi çalışıyordum. Matematik hep öyle sağlam geldi zaten. İşte 11. sınıf oldu. Aklımda var aslında. Yani üniversite sınavı yaklaşıyor. Başlayalım hafiften ama olmuyor. Çünkü 2 senelik bir ara vermişsin ders çalışmaya. Bir daha gerçekten test çözmek bile farklı bir şey gibi geliyordu evet, bazen. Evet. Hani bakıyordum ben hatırlıyorum ortaokulda işte atıyorum 10 soruyu 5 dakikada çözüyorsam lisede bayağı yavaşlamış olduğunu. Çünkü bayağı çözmüyorsun, yavaşlamış olduğunu hissediyorsun olaya. Ya bir pratikten şey, uzaklaştığın için. Test çözmeyi unutuyorsun zaten. Yani evet, öyle bir problem bir oluyor. Onu hissettikçe kitabı da bırakasın geliyor. Direkt diyorsun ki boş ver falan. Zaten salmaya vesile. Zaten ya o 9-10 da çok normal bunlar ya. 9-10 hatta belki 11'in başı falan sonlara doğru ya biraz çünkü akıllanıyorsun. Bizde tabii şey de hocam. Bizim ortaokul dönemimiz de 6-7-8'de SBS ile geçtiği için liseye geçelim de biraz rahatlayalım kafası vardı. Ya zaten Türkiye'de sistem hep o. Sınav var abi. İşte şu anda 8. sınıfta sınav var. Lan şu sınavı bir bitireyim. Yani sınava kadar kendini o kadar çok sıkıyorsun ki. Aynen. Bir i̇şte, saldığın zaman gidiyor yani. Ona giriyorsun, kurtuluyorsun. Aynen. Ondan sonra bir salma evresi 2 sene 3 sene sonra TYT AYT oldu şimdi ona aynen. Giriyorsun bir salıyorsun kesin üniversitenin ilk senesi falan biraz çöp geçer şu, o açıdan. O yüzden hazırlık okudum. Sonra finaller tıpçıysan tuslar diş hekimiysen duslar onu geçeyim aynen bir kurtulayım öyle. Falan yani hep bu şekilde minvalde devam ediyor. Bu bitmiyormuş hayat. Onu gördük hiç yani bitmiyor hiç bitmiyor. Yok. Gerçekten sıkıntılı olan asıl evre iş hayatı olduğu için bitecekmiş gibi devam ediyorsun. İş hayatına geçtiği zaman diyorsun ki lan hayatımın sonuna kadar böyleymiş ben artık böyle yaşamaya devam ediyorum yani. Şemsiye açayım. Neredeydin? Şemsiye meselesi önemli. Neredeydin? 11. sınıftaydın. 11'e geldik. 11'de dershaneye yazıldım işte. Lisedeki arkadaşlarımla başladık öyle hafiften. Böyle, zaten onlar böyle bir hevesli başlıyor hani 11. sınıfız artık falan. Sonra onlar bir daha tabii bırakılıyor. Tabii tabii. Sonlarına doğru. Yani o dershane bir yere başlıyorsan ilk ay heyecanlısın. Bir şeyler yaparsın. Sonra yine salıyorsun. Dersen... Bir de bizim zamanımızda şey oldu. Son sene dediler ki dershaneleri kapatılacak. Dershaneleri evet. Kapatacağız. Ben devlet okulu öğrencisiyim. Hani bizde okulda da çok özel bir şey olmuyor devlet okullarında zaten. Kapandı da zaten dershaneler yani direkt. Bir de onun bizde şeyi vardı. Ne yapacağız? Onu düşünmekten ders çalışamadık zaten. Sonra yazın oldu. Gerçekten yazı çok boş geçirdim. Sonra ya 11 ama senenin bomboş geçirdim. Yazında hiçbir şey yok. Sadece matematik var elimde. Başka hiçbir ders yok. O da eskiden olduğu için. Onu düzenli çalıştım. Hocamı çok seviyordum. Ona sürekli çalıştım. Onda iyiydim. 12. sınıfın başında okul değiştirmedim ben. Şükran dosyasına devam ettim. Herkes temel liselere falan. Bizim sınıf başarı olarak iyi bir sınıf. Okulun çoğu öğrencisi dağıldı zaten ama şunu söyleyeceğim dağılanlar da pişman oldu. Okulda gönüllü hocalarımız vardı. Bize çok ilgilendiler sağ olsunlar. Bizim sınıf başarı olarak iyi bir sınıftı. Zaten hani devlet okulundan kolay kolay hani 6 tıp, 5 diş hekimliği, 2 itü falan çok çıkmaz iyi. Yani. Bizim başladılar bizi çalıştırmaya. Biraz yazdan matematik almaya başladık yine. Türev integralleri falan hallettik. Onları cebimize koyduk. Ama benim şu avantajım vardı son sene. Bir dersin ve insanların genelde en zorlanan ders matematik benim cebimdeydi zaten. Yani oradan rahattım diyorsun. Oradan rahattım. Eğer matematikte olmasaydı toplayamazdım. Yine başladık. İlk zaten Eylül-Ekim gibi ders çalışmaya alışmakla geçti. Kitaplara alışmakla geçti. Ki sınav senesi bence önemli şey piyasayı da tanımak. Hangi kitabı çözmen gerekiyor, hangi şeyi yapman kesinlikle gerekiyor. Belki de en önemli şeylerden biri hangi kitabı çözmen gerekiyor. Hangi deneme önemli. Bunlar çok önemli. Sınav piyasasına alışmak zaten bir buçuk iki ay alıyor öğrencinin. Daha önceden bir tecrüben yoksa. Ama baktım ki ben evde ders çalışamıyorum kesinlikle. Çünkü ev yani benim için uyunmaya gidilen ya da dinlenmeye gidilen bir yer. Normal toplu ders almayı da sevmiyorum ben. Çabuk dikkatim dağılıyor. Birebir istiyorsun. Bir yer bulduk işte Enes'le tanıştığımız yer. Bahane gibiydi yani. Bir de eğitim koşulu alıyorduk. Eğitim koşulu da benim için şurada önemliydi. 3-4 ayım var diye YGS'ye. Fen komple eksik. Ben sayısalcıyım. İşte Türkçemde eksikler var. Sosyalde bir matematiğim biraz iyi. Normalde kendim plan program yapsam 4 ay imkanı yok yetişmez. Ama hem oradakiler daha sakin düşündüğü için hem bazı analizlerle bana program hazırladıkları için çok şükür 4 ay ama gerçekten çok çalıştım. Hayatım boyunca çalışmadığım kadar çalıştım. Sabah 8 gece 12 yapıyorduk. Ama beraber olduğumuz için hani çok bu kamp gibi değil de
Yani bir saat ders çalışıyordum. Yarım saat arkadaşlarımla sohbet ettiğim için çok fazla da hissetmedik aslında. Ama gerçekten etütleri topladığımız zaman 10 saat günlük etüt faal ders başında son yapıyordum. Son sene 10 saat çalışıyordum. Başka yani. Şansınız yok çok yani. Özellikle son zamanlar olsun ki ya yetişmeyecek. Neyim ya var neyim yok çalışayım. Zaten bu sistemin en büyük sorunu İşte 9-10-11'de hiçbir şey görmemiş çocukların 12. sınıfta bütün konuları görmek zorunda kalması yani. 44 tane fizik konusu varmış. 44 tane. Alt başlıkları 96. Ya alt başlıklarına girmeye gerek yok. 44 tane asıl fizik konusu. Sen bunların hepsini bileceksin ve bunlardan sana soru gelecek. Bunun gibi işte fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, Türkçe yapınca sayısalcı bir insan için, eşit ağırlıkçı için, edebiyat girince işin içine bayağı bir yekün teşkil ediyor. Ve bir senede bunu yapabilmen için işte 10 saat çalışman gerekiyor. O yüzden işte 11. sınıfın yazını boş geçirmeyin. Bu adam gibi olmayın yani. 11. sınıfın yazında bir şeyler yapın. Çünkü gerçekten boş bir vakit. 3 ay hiçbir işin yok. Okula gidip gelmiyorsun. Bir mesain yok. Herhangi bir yerde zaman harcamıyorsun. Orada onu değerlendirdiğin zaman sene içerisinde bayağı bir rahatlık eline bir koz vermiş oluyor. Ya o dönem en sıkıntılı şey zaten stres hocam yani. Strese girdiğiniz anda oraya işi kaybediyorsunuz. Güzel yere yani. Geldin. Sınav senin için heyecanlı mıydı? Yani sınava girdin, GGS'ye Mart'ta girdin, evet. İşte LYS'ye Haziran'da girdin. YGS'den ben özellikle bahsetmek istiyorum. İlk sınav, ikincisinde daha rahat girersin o yüzden. YGS'de heyecanlı mıydın? İşte nasıl geçti senin için sınav? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam yani son 1-2 ay zaten full time YGS çalıştığımız için artık YGS'nin A, B, C her şeyini ezberlemiştik yani. Ne zaman hangi soruyu çözmen gerekiyor, kaç dakika kaldığında ne yapman gerekiyor, işte süre yetişmediği zaman ne yapman gerekiyor, her türlü duruma hazırlıklıydık. Sınava da öyle girdim zaten, sabah uyandım 2 saat öncesinde işte hafif bir kahvaltı. Ama tabii sınavdan bir önceki gün de erken kalkmak lazım ki akşam uyuyabilesin yoksa çok sıkıntı oluyor. Öncesinde zaten sabahında da bir deneme çözmüştüm antrenman olsun diye. Bir önceki gün deneme mi çözdün? Evet. Çok enteresan. İşte sınava girdim hocam. Ben Avcılar'da İstanbul Üniversitesi'ndeki kampüste girdim. Amfide mi girdin sınava? Amfide girdim. Geçmiş evet. Olsun. Çok kötü bir şey ya. Ya o Mart'ta, amfi o kadar sıkıntı değildi hocam yani. Yani. Çünkü öyle şeyler duydum ki ben. Tabii garip Mart'ta giriyorsun varmış. Ya bir de. Yani şimdiki sınavlar gene normal. Haziran'da giriyorsun. Evet. Temmuz'da giriyorsun. Mart'ta bir de hafif soğuk olduğu zaman sınava girdiğini düşün amfide. Isıtamıyor zaten amfiyi. Dona dona çözen evet, arkadaşlarım vardı. O sıkıntı yok da bazı amfiler varmış hocam işte böyle 45 derece eğik falan. Silginin kabını çıkartıyorlarmış kaymasın diye yani öyle şeyler bile duyduk. Ama benim amfimde sıkıntı yoktu. Normal bir şekilde girdim hocam. Sınav başlamadan bir 10 dakika kala falan bile biraz heyecan oluyor artık. Bir tuvalete gidip geliyorsun işte yüzünü yıkıyorsun. Sınav başladıktan sonra heyecan kalmıyor yani. Heyecan kalmamış mıydı sende sınav başladı? Yok sınav başladıktan sonra hocam, kalmıyor. Hocam heyecanlanacak zaman yok ki. Yani o an başlıyor. Türkçenin ilk sorusunu sen buna heyecanlananlara söyle yani heyecanlanacak ciddi zaman söylüyorum. Yok. Şimdi heyecan neden olur biliyor musunuz? İçinizde yapmadığınız bir şey varsa, içinizde yiyen bir şey varsa heyecan olur. Şimdi ben bu sınavda şunu da yapsaydım dediğim bir şey varsa diyorsun. Aynen. Özellikle hani o yarım saat önce o sınav sırasında oturuyoruz ya. O anda işte diyor sanki ulan iki hafta önce şunu yapsaydım ya da şu denemeyi de çözseydim, şu konuya da çalışsaydım, şunu yapacağıma ders çalışsaydım diyorsan heyecanlanırsın. Yani sınavda başarılı olmanın en önemli yolu özgüven. Özgüvenli bir şekilde girersen bir şekilde o sınav çözülür yani. Ama özgüven olmazsa çok sıkıntı. Yapamayacağım dediğin soruları yapamazsın. Çok ben basit. Şuna da inanıyorum. Hani kendimizi sınavdan önce kesinlikle gereksiz motive edebiliriz yani. Ben zaten kendinin güvenini arttırmanın bir yolunu bulman gerektiğini sürekli söyledim burada. Yani hiçbir şey bilmiyor. Sallıyorum bir adam var. 160 soruydu sizin zamanınızda. Şimdi 120 soru TYT. 120 soruda maksimum 20 net yapabilir bir adam var. Şuna eminim. Kendini uçursa sınavdan önce 30'a çıkar. Bak çok çıkar. Net eminim yani. Yani o güven, özgüven meselesi. Kendini uçuracaksın sınavdan önce. Ben yaparım diyeceksin. Soruya öyle yaklaşacaksın. Bir şekilde yaparsın. Soruyu. Ama lan bu soru çok zor ben ne halt yiyeceğim burada diyorsan işte yani orada yapabileceğin hiçbir şey yok yani. Ben özellikle şu arkadaşlarımı çok gördüm. Mesela problemler çok zor anlaşılan bir konu. Ama konu zor olduğunda insanlar kesinlikle çok önyargılı yaklaşıyor. Şimdi sorunun Türkçesi zor oluyor hocam genellikle. Kesinlikle. Sorunun Türkçesini anlayamadığı için ben problem çözemiyorum. Öyle bir şey yok. Bir iki tane çözemiyor, üçüncüsüne geliyor geçiyor direkt. Dördüncüsünde okumuyor bile. Beşincisinde ya da yapamadığı bir soruyu iki kere yapamayınca üçüncüsü denemiyorlar, çeviriyorlar. İşte ben zaten sosyali çalışmadım deyip sosyale dokunmuyorlar. Sosyalde sokaktan çevirsek herkesin şimdi 20 sorum var.
5-6 tane yapar zaten. Kesin yapar ama dokunmuyor mesela da. Bu deneme çözme süreci var sınavdan önce. Bunlara alışmak lazım. O çok deneme çözme süreci çok lazım. O şart zaten. Her şeyi denemek. Akıllı deneme çözebildiğiniz kadar bence. Nereden başlayacağını sınava girmeden önce biliyor olman lazım. Hangi derse ne kadar süre harcadığını biliyor olman lazım. Hocam, kendi biliyor olman lazım. Mesela sen işte sınav ondan mı başlıyor? 10.30'da nerede olman gerektiğini az çok bileceksin yani. Evet. Yani o 5 dakika kayın 5 çok saparsan onu hemen düzeltmen lazım. Telafi etmen lazım. Süre kontrolü çok önemli hocam. Evet. Süre kontrol etmezsen son 15 dakikaya bakarsın. 15 dakika var 60 sorun var dersin. Ya bir şok olursun. Sonra son 15 dakikada çöp olur stresten yani. Her şey kontrollü gitmesi gerekiyor. Stres olmadınız sınavda. Yok yani sınavda olmadı, garip iki tiple karşı karşıyayız. Ben olmadım yani. Güzel. Süre yetti mi? Süre yetti hocam. Ya bizde şey vardı hocam mesela YGS'ye son bir ay kala artık böyle kamp modu başlıyor ya. Bizim de hocamız en çok o dönemde bize şeyi vurgulamıştı yani soru geçme. Yapamadığın soruyu geç. Zaten beynini şöyle bir süreyi yetiştirmenin en önemli, en etkili yolu bu yani. Abi sen bir soruya baktın, bir dakikanı ayırdın, yapamadın. Yani ikinci dakikayı ayırmaya gerek yok. Geriye dönüp bütün soruları bitirdin. O soruya geriye döndüm, ben bu soruyu yapacağım dedin. %90 şöyle oluyor lan, şurada şunu görmemişim ben. Hemen çantayı yapıyorsun. Aynen beyin öyle. Arka tarafta, arka planda o soruyu çözmeye uğraşıyor zaten. Sen niye bir daha ekstra süreni oraya vermeye çalışıyorsun yani? Gerek yok. Kesinlikle soruyu geçmek lazım. En fazla bir dakika, bir buçuk dakika. Bu Türkçe sorusu da olabilir, sosyal sorusu da olabilir. Herhangi bir soru, herhangi bir soru. Güzel hocam, benim şöyle bir hatam vardı. İlk deneme çözmeye başladığımda. Ben gurur yapıyordum. Geçmiyordum değil mi? Yani şey yapıyordum, yok. Ya ben bu soruyu nasıl çözemem ya? Matematikte geçmiyordum. Diyordum ki ben full oynamaya çalışıyorum. Bu 3 tane boş bıraksam nasıl full çekeceğim, onlara uğraşayım falan filan. Sonra anlıyorsun zaten gereksiz olduğunu. Çünkü evet, aynı soru puanları aynı yani. Ya bugün baktığımız zaman toplam yerleştirme puanına neredeyse sosyal sorusuyla EGS matematik sorusunun katsayısı aynı. Arasında bir fark yok yani. Çok yani sınav yani. Sınavda taktiksel düşünmek gerekiyor tamamen. Ne kadar net yaparsan o kadar iyi. Yani matematikten 40 yapayım, sosyale dokunmayayım, böyle bir şey yok yani. Zaten bunu diyen adam matematikten 40'ı da zor yapıyor. Yapamam. Yani çok zor ya. Olmadı yani. Her türlü gireceksin yani. Matematikten kaç net yapmışsın? 39. Bizim EGS mat kolay diyeceğim. Sıkıntı değil yani. Ben 6 yanlış yaptım ama kolaydı. LYS'de nasıldı? LYS'de çok zor değildi. Bizim dönemimizde YGS'de sosyal zordu. Sosyal? Tabii. Hatırlamıyorum. Yani bizim sınavımızda sosyal harbiden zordu. Yani çok zordu. 200. 100. olmuş bir arkadaşımız vardı. Sosyali 6 yanlış falandı. Yo, hocam YGS'de. Benim dinim 1 doğru 4 yanlıştı mesela. Din aşırı zordu. Vay siz var. Giden hocam öyle caps'ler falan vardı. Bir doğru 4 peygamber gitse 3 yanlış yapar falan. Şeyde de peygamber gitse 2 yanlış. Öyle şeyler vardı. Hocam Arapça kelime anlamı sordular ya. 2 tane. Hatırlamıyorum ya. Gerçekten hatırlamıyorum o sınavda. Enteresan bizim şeyler yapıyorlar. Geçen evet, sene miydi? Geçen seneydi herhalde. Geçen senenin sınavında da fen bilgi ağırlıklıydı. Yani bazı seneler. Hani geçen seneye girdik. Geçen seneye girdik biz. Girdiniz mi? Evet. Nasıldı? Aynı yaptım ben kendime. Aynı mı yaptın sen? Daha mı iyi daha mı kötü? Kendi senemdeki YGS'den bir tane biraz düşük yaptım. Yani kendi senemde 3000. olmuştum YGS'de. Hatırlamadınız geçen sene 10.000. oldum. Tabii hatırlayamadığınız da oluyor. Pratik eksikliği evet. Bir iki deneme çözdük. Girsek belki daha iyi olurdu. Ama geçen seneki sınavda da matematik çok zordu. Öyle hatırlıyorum. Zordu. Fen o kadar zor değildi ama ya. Fen kolaydı yani. Bilgi gerekiyordu ama bilgiler basitti. Temel bilgilerdi. Doğru ama net bilgi soruyordu. Tabii yani evet. Yorum, şimdi mesela TYT'de biz yorum bekliyoruz. Evet. YGS'de yorum ağırlıklı olması lazım. Geçen sene feni daha çok bilgi ağırlıklıydı. Kolaydı eyvallah evet, ama bilgi ağırlıklıydı. Şeye çok güldüm. Sınavdaydım. Problem sorularını gördüm yine. Birkaç tane de arkadaşım var, girecekler sınava, mevzuda kalmışlar falan. Dedim ki yapamazlar. Mesela orada bir gülüşürsün. Onu düşünüyorsun değil mi? Ya ikinci kez ben de çok sınava girdim ya. İkinci kez sınava girince kendine alakalı bir düşünce yok ya işte. Tamamen rahat. Gülüyorsun, sana eğleniyorsun. Gülüyorsun yani, eğleniyorsun oluyor gerçekten. Ki bu sene bir daha gireceğim çünkü geçen sene zevk aldım. Yaptın mı kayıt? Kayıt yaptım. Nerede giriyor? Daha belli değil. Açıklanmadı mı hocam? Onu bilmiyorum yani. Sen de mi gireceksin? Ben de gireceğim. Vay anasını ya. Herkes sınava girdi. LYS'ye geçelim o zaman. Yani o aradaki dönemi nasıl değerlendirdiniz siz? Aradaki dönemde 20 kaç Mart'tı sizin sınav? 12 mi? 13 Mart mı? 13 Mart falan. 13 Mart'ta sınava girdin. 25 Haziran'da sınava gireceksin. Evet. Arada 3 ayın var. 3 ayda işte YGS'de kötü yaptın veya iyi yaptın. Bunun ne gibi artıları eksileri oluyor? Ya bunu şöyle de düşün zaten. Yani mesela insanlar denemelerde kötü yapıp sınava giriyorlar. Onlar için de konuşuyor olabiliriz yani. Aynen. Sadece sınav sistemi açısından bakmak lazım. Şu var. Enes mesela bu konuda mesela herkes gibi o LYS falan iyi çalıştın sen. Evet. Ben zaten ders çalışma belli bir noktadan sonra başladım. YGS'ye kadar sadece YGS'yi bitirebildim. Anladım. YGS'den sonra bir başlıyorsunuz önce dağ gibi LYS, bir sürü kitap var. Bayağı ya sen nasıl bitirdin o 3 ayda? Şimdi bir de şey var. Zaten bir YGS'den 2 haftası, YGS sonrasının 2 haftası bir zaten ne olduğunu anlamıyorsun. Sınava girdin çıktın. Etrafındaki herkes minnet söylüyor. Sen bakıyorsun, kontrol ediyorsun şimdi.
şimdi. Diyorsun ki şöyle böyle. Bir de benim beklediğimden düşük geldi YGS. Ben bakmamıştım YGS'yi. Kontrol etmedim yani sınavdan çıktıktan sonra. Açıklanması bekledim direkt zaten. Bilsek ne fark edecek? Zaten bir o açıklanıyor. Arkadaşların özellikle bazı illaki bazı arkadaşlarımız düşük yapıyor. Onları teselli ediyorsun yani. Çünkü bir de bizim sabah okulda açıklanmıştı. Bütün dönem felç. YGS'de ben sevinen öğrenci çok az gördüm. İyi yapsa da üzülüyor. Daha iyi istiyor. Kötü yapsa zaten komple üzülüyor. O yüzden onun bir iki hafta şeyi oluyor. Ondan sonra oturup ders çalışmaya tekrar başlıyorsunuz. Ve benim gerçekten çok az konum var. Yap hallettiğim. Bir sürü konum var çalışmam gereken. Oturduğum kitaptan başladım. Yine bir program yaptık yani. Bir, iki ayda bir hedef konu listesi falan belirledik. Başladık çalışmaya. Sürekli konu altını kitaptan ya da işte dersini dinliyorsam dersini dinliyorum. Kitaptan çalışıyorum, test çözüyorum. Yapamadıklarımı hocaya soruyorum. Sonra sorduklarımı tekrar ediyorum. Evet. En mantıklı sistem bu sistem. Ben her zaman iki kaynak olayına inandım. Konuyu dinledikten sonra iki farklı hocaların belirlediği test kitaplarından çözdüm. Ama burada önemli olan çözmek değil, yapamadığın sorunun sorulması ve tekrarı. Çünkü zaten bildiğini yapıyorsun. Yani test çözmenin amacı bilmediğini öğrenmek. Bu şekilde biriktirdim. Bir de zaten 3 ayda yetişmeyecekti konular. Yani ben bunu biliyordum. Ama bazı bu konuları mı eledin? Elemedim. Denemeden öğrendim bazı konuları. Deneme sorusu üzerinden. Deneme sorusu üzerinden. Çok deneme çözdüğüm için zaten hani 30. denemeden sonra zaten adam 30 farklı denemesinde o konuyla ilgili sorulabilecek çoğu soruyu görüyorsun zaten. Mantığını anlıyorsun. Zaten bazılarını da şey yaptım. Denemede öğrendikten sonra bir konusuna çalıştım. Hani öğrenmediğim bir şey kalmış mı? Direkt mesela yarım saatte konu bitmiş oldu. Mesela süper. Denemede şey yapmayın. Bu konuyu bilmiyorum geç. Öyle bir şey yok. Her konudan tabii, diğer konulardan bilgi birikimin var. Genel mantıkla yapılanlar. Şey var mı? Deneme defteri. Var mı? Var. Deneme defteri işe yarayan bir şey değil mi? Yarayıver. En mantıklı iş hocam denemeden sonra onu yapmak yani. Önce kontrol ediyorsunuz. Yapamadığınız soruları kesip deneme defterine yapıştırıyorsunuz. Bunları hocalara soruyorsunuz. En sonunda da tekrar çözüme bakmadan kendin çözmeye çalışıyorsun. Eğer çözebildiysen üzerine tik at geç. Çözemediysen ertesi gün bir daha uğraş. Böyle yaparak konu oturuyor. Yoksa istersen 10 tane konu altını kitaptan çalış. İstediğin kadar soru çöz. Yapamadıklarını öğrenmedikten sonra o konuyu öğrenmiyorsunuz. Sadece yani mesela kitap çözüyorsun. Kitapta 5000 tane soru var. 3000'ini çözdün, gerisini çözemedin. Sen şu anda çözebildiğin konuların ne olduğunu aynen biliyorsun. Aynen öyle. Bu kadar başka hiçbir olay yok. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. O 2000 soruyu sorup öğrenmedikten sonra sen boşuna o kitabı çözdün. Zaten o kitabı çözmeden de o soruları çözebiliyordun aynen yani. Öyle. Mesela bir de ben eğitim koşusu almadan önce şöyle bir hata yapıyormuşum sürekli. Atıyorum şimdi fen konu sıkıldım. Hemen getir matematik çözelim mesela. Sürekli bir baktım ben koşusu almadan önce. Ben atıyorum matematikten 3 kitap bitirmişsem fen de yarım kitap bitirmişim koskoca fende. Çünkü yani seviyorum tık 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 gidiyor. Ama böyle bir dünya yok yani. Öğrencilerde ben de öğrenciyken hala öğrenci bunu yapıyorum. Korktuğumuz, yapamadığımız şeyden kaçıyoruz genelde, yüzleşmiyoruz. Evet. Ama üniversite sınavında 12. sınıfta diğerlerinden tek farkı benim için yüzleşmekti. Mesela bir süre sonra inat haline getirmeye başlamıştım. Modern fizikle aram kötüydü. Hırs yaptım ona yani. Mesela bir gün her şeyi bıraktım, sadece modern, hepsini attım kenara kitapları, sadece modern fizik köyünü aldım. Bütün gün anlamasam da çevirdim ama gün sonunda çözerek ayrıldım yani. Ama mesela eskiden yaptığım şey bırakmaktı. Lazım. Tabii hırsın yani bir konu yeteri kadar hırs da zaten bayağı faydalı oluyor yani. Bir konuyu yapamıyorum diye bırakmak saçma. Özellikle mesela türev integral gibi konularda tabii, insanlar çok çabuk bırakıyorlar. Yani limit türev integral toplam işte 40 soru var şu anda. Sizin gibi 80 soru dilleyse 40 soru var. Limit türev integralden toplam 8 tane falan soru bekliyoruz ortalama. Sen şimdi bunları yapamıyorum dediğin zaman 5'te 1'ini bırakmış oluyorsun sana. 5'te 1 gerek yok yani. Zaten en önemlisi de o konuları YGS'den önce bitirmekti bizim dönem için. Gerçi şu an iki sınav arka arkaya ama. Yani evet üstte olacak. O çok sıkıntı ya. Ben mesela o sistem ayak uydurabilirdim. Çünkü zaten şey vardı bende. Böyle bir YGS'yi bitirelim. Şu sınavı bitirelim de yani. 3 ayımız var ya. Gece gündüz çalışırız yaparız. Yani şimdi 2 tane şeyi var orada. Bir yararı bir zararı var. Aynı noktada yararlar zararlar. Önceden olduğu zaman sınav çoğu öğrencide şu oluyordu. 2,5 milyon öğrenci katılıyor. Siz sadece kendi açınızdan düşünmeyin. İşte 13 Mart'ta sınav oldu. Haziran'a kadar sınav var. O arası gerçekten sıcak bir mevsim. Tabii. İnsanlara yayılacak. Bırakabilenler İlk sınavdan yani. Sonra bak bırakabilenler dediğin %60-%70 civarında çıkıyor. Şimdi bu sınavda bırakan çok yok. Ama bu sınavında şöyle bir sıkıntısı var. Sınavlar üst üste. Bir cumartesi sınava girecekler. Sonra bir pazar günü sınava girecekler. Cumartesi günü moralini bozuyorsan bitti. Pazar günü bitti. Ertesi gün yani çünkü o arada seni topa yani sen 13 Mart'ta sınava girdin 3 ayda kendini teselli edebilirsin. Evet. Ama cumartesi sınava girdin kötü geçti. Pazara kadar teselli ettin.
ben ertesi gün sınava girip iyi yaparsam kurtarırım mı? Kendini ikna ettin yoksa ertesi günkü sınav da çöp olur. Yani o kendi işte az önce dedik ya özgüven meselesi. O özgüveni pohpohlama meselesi. Yani ben bunu yaparım ya. Kötü yaptıysam bile LYS'de full çekerim, tamam düzeltirim de. Ya o yüzden hiçbir şekilde moral bozmamak lazım hocam. İstediğiniz kadar ilk sınavda kötü yapın. İkinci sınav içinde yine bir umudunuzun olması lazım. Aynen öyle. Hocam, yoksa kazanamazsınız ve bir seneniz tekrardan ders çalışmakla geçer yani. Üniversite kazanınca da ders çalışmakla geçiyor da. Hocam ben şunu duydum. Bir tane bizim fakülteden bir arkadaş mezuna kalıp bizim fakülteye gelmiş. İlk sene TM'ye geçmiş sınav süresinde. Adam YGS'ye giriyor. Türkçe çözüyor, matematik çözüyor. 20 dakikası kalıyor. Sosyal çözüyor diyor ki annesi çıkıyor TM'ye geçtim. Sınav anında geçmiş. Güzel, TM'ye geçtim tercih diyor yani. Mesela mantıklı böyle sınavda işte süreyi ayarlamamış adam. Ne istediğini belki tam bilmiyordu. Çok konuşmadım onunla bu konuları ama. Hani sınavda böyle şeyler yapmayın. Yani. Hatta denemeyi nasıl çözüyorsanız sınavda da öyle çözün. Hiçbir şey değiştirmeyin. Aynen. Yani. Atıyorum sen Türkçeden başlıyorsan sağda matematikten başlamayın. Yeni şeyler deneyen arkadaşlarımız var. Normalde saldırırım Türkçe, matematik, fen, sosyal su çözüyor. Sınava giriyor diyor ki ben 4 tane Türkçe, 4 tane matematik, 5 tane sosyal falan çözeceğim. Yok, onu bunu deneyen bir arkadaş var. Ve yani dediğim gibi aynen bu sistemde matematik. 4 Türkçe, 4 matematik yapayım demiş. Sıkılmam. Sınavda karar vermiş buna. Sınavda sıkılabiliyorsa helal olsun. En son diyor Türkçe matematikleri bitirdim. Fen sosyale geçeceğim. YGS zamanında 40 tane fen, 40 tane sosyal var. Saate baktığım zaman 40 dakika kalmıştı diyor. Normalde sınavdan süre artıran bir arkadaş. Yarım saat falan süre artıran arkadaş 80 soruya 40 dakika ayırmak zorunda kalıyor. Yani yeni şeyler denemeyecek. Ne oldu sonra? Patlar. Patlar ya. Patlar. Ne patlar? Patladı mı? Bayağı belki patladı ya. Gümledi yani. Hocam zaten sosyal yani. 10 dakika. Yeniden hazırlandı ya. 40 soruyu 10 dakika demeyelim de şimdi. 15 dakikası. Seni döverler yolda döverler. Bunu keselim hocam. Unuttum. 20 dakikada biraz şey gaza getirirsin, kendini çözersin. Fen de biraz öyle. Yani fenle de çok fazla zaman ayırman. Senin zaten zamanını alan şey problemler, paragraf. Bunlar hariç ortalama bir dakikadan kısa sürüyorsun. Aynen. Yani soru başı. Bunların zaman yönetimi nasıl olacak onu da kendini ayarlayacaksın. Herkesin karakteri kendine özgü olduğu için kendisini ayarlayacaksın. Ben mesela böyle şeyleri yolda çok düşünüyorum. Sınav senesi yolda yürüyorum. Ben diş hekimliği istedim hep sene başından beri. O zaman çapa istiyordum. Hani bana sorsaydı ben çapa kazansaydım gidecektim yani. Ondan sonra yürüyorum diyorum ki işte çok geçen sene bir program var diyor, Katlas çıkarmıştı. Çok güzel bir program. Ondan evet. İşte kaç net yapman gerekiyor falan filan. O zaman da işte çap işi düşünüyorum. Benim matematiğimi 35 yapsam, Türkçemi kötü biraz oradan kurtarsam falan. Ben sınav senesi kendimi sadece ders çalışırken dışarıda da motive ediyordum. Çünkü dikkatim dağılırsa kopacağımı biliyordum. Komple hayatımı ona göre düzenlemiştim. O sınav senesi her saniyenin sınavı düşünmekle geçiyor zaten. Öyle kafa rahatlamıyor ki hiçbir zaman. Bir de şu var. Ben YGS'ye girmeden önce YGS'yi aklımda en az 30-40 kere canlandırdım. O nasıl? Yani şu an mesela sınavdasın. Şu an mesela atıyorum. Ben şu kötü senaryoları çok düşündüm. Atıyorum son işte dediğiniz diye son 40 dakikam var, 80 soru var. Nasıl bir yol izlersin? Çünkü öyle bir şey sınavda başıma gelirse orada düşünmek zorunda kalmayayım diye. Ben orada sakin kafayla en mantıklı yolu düşündüm. Sınavda da başıma gelirse onu yapacağım diye sınava girdim. Ben biraz psikolojiden kazandım yani. Çünkü gerçekten benim kendi sınıf arkadaşlarım bana sen artık bu sene kazanamazsın dediler. Ama şey oldu ya, ben hiçbir kere kendime çok özgüvenim vardı. Hiç onları düşünmüyordum ki sen kazanırsan ben de kazanırım. Niye kazanamıyor falan. Sen kimsin lan? Yani sen bunları çok düşündüm yani. Onlara el sallıyorum. Ki zaten hani ben mezun olduktan sonra okula gittim ya, hocalar da şaşırdı yani. Buradan hocalarıma da selam olsun. Gördünüz mü? Burada oturan konuşan bir hocam sonuçta yani. Herkes hiç devam ediyor. Şey oldu yani, çok özgüvenim olduğu için verilen şeyi komple yapıyordum ama özgüvenim var, çalışmayayım öyle bir şey yoktu. Stres de yapıyordum ama stresi kendime baskı olarak yapıyordum. Stres elim ayağım değil. Diyorlar hiç stres yapmayın, rahat olun. Ben buna kesinlikle karşıyım. Ama o insandan insana değişen bir şey. Bazı insanlarda stres çok işe yarar. Senin gibi bazı insanlarda fecaat yani. Benim gibi insanlarda rahatlayınca bırakıyorsun çalışmayı. Rahatsın, kafa rahat yani. Gerek yok o zaman. Ama stres varsa bu bende heyecan olmuyor. Elim ayağım titremesi olmuyor. Bir baskı oluyor. Yapman gereken bir şey var, onu yapacaksın. O bende çok işe yaradı. Dediğim gibi bize ödev veriyorlardı. Biliyorsunuz ödevleri böyle sayfa sayfa. Eyüp Hoca da veriyordu arada. Hani gerçekten görüşmeden çıkıyorsun, ödevlere böyle bakıyorsun. Bitmez yani. Böyle onları güne bölmeye falan çalışıyorsun. Haftalık ödev alıyorduk. Ama diyorsun ki bitmezse sınav da olmayacak. Mesela o psikolojiye çalıştığı zaman bitiyordu. Ya da işte bitmiyordu da bitmeye yaklaşıyorduk yani. O ödevler çok bitmezdi. Tabii yani zordu. Zaten yetişmiyordu ama. Var mı ekleyebileceğiniz bir şey? Şunu yaparsanız daha iyi olur, bunu yaparsanız daha iyi olur diyebileceğiniz bir şey? Bırakmayın, hadi yürüyün koçlar falan. Ya o kesinlikle zaten hiçbir zaman bırakmamaları lazım hocam. Full tempo, sınav anına kadar çalışacaklar. Başka yapacakları hiçbir şey yok. Ama her türlü kafaları rahat olsun. Özgüvenli bir şekilde sınava girsinler.
ellerinden geldiğini yapsınlar yani. Bence biraz böyle sadece bunu sınav olarak görmesinler. Bu sadece bir sınav değil. Bu senin yapacağın iş. Bu senin hayalin. 12 sene bu yüzden çalıştın. Bence artık ya biraz geç oldu bunu söylüyorum. Keşke sene başında konuşsaydık da. Neden seneye bu sınava? Hiç. Seneye için arkadaşlara söyleyeyim. Bu sınav neden var? Bu sınavın için bu kadar insanlar çalışıyor. Ne yapacağız? Bunları bir görün. Bakın, üniversite sınavı sizin yapacağınız iş, sizin hayatınız bu saatten sonra, ona göre ders çalış. Hani bunun stresini, bu bir baskı olarak söylemiyorum ama bunlar bu sınavın gerçeği yani. Bu 120 soruda 90-100 yaptığın olayı değil. Senin mesleğin yani bu. Bu sınav hayattaki dönüm noktalarından biri. Yerini belirleyecek. Tabii ki de ölüm kalım meselesi değil. Her türlü sınavsız da bir şeyler yapabilirsin. Belki hayatında bu sınav senin için önemli bir şey değil. Ama eğer gerçekten de üniversite okumak istiyorsanız ve güzel bir bölüm okumak istiyorsanız bu sınava girmek zorundasınız. Bu sınavı kazanmak için de gerçekten çalışmak zorundasınız. Başka denecek bir şey yok. Ve şu çok güzel hocam. İlk gün, üniversitenin ilk günü, ilk dersinde amfiye oturduğun zaman olmak istediğin yerde olduğunu hissettiğin an o yaptığın emekleri falan hiç boş geliyor. Orada böyle yalıyorsun kendini. Hocayı dinliyorsun. Diyorsun ki ne güzel, iyi ki buradayım. Ama şunu da duydum. Hani tercih yapmak için tercih yapmayan arkadaşlarım vardı. Onlar çok mutsuzlar yani. Çok canım, öyle tipler çok. Yani hani bu sınav ideal olacak insan. Ben buraya girmek istiyorum ideali olacak. Girmek istiyorum ideali olmadı mı? Türkiye birincisi olsa, bir yeri tercih etse en fazla 2 sene sonra lanet gelsin ben burayı neden tercih ettim diyor. Hocam şu var, ben Enes'i ilk tanıdığım gün tıp okumak istediğini biliyordum. O da beni ilk tanıdığı gün diş okumak istediğimi biliyordu. Şu an onu yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey bu yani. Olmak istediğin yerdesin. Bu da yeter zaten. Peki o zaman geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun davet ettiğiniz için. O zaman bir el sallayalım da gönderelim sizi.